Bismillahirrahmanirrahim. Babur racül yesteîrül hüliyye felâ yerudduhu hel aleyhi fî zâlike kat'un emlâ. Bu bab şunu beyan edecek ki bir adam yesteîrül hüliyye hüliyi ziyneti istiare ediyor, alıyor. Felâ yerudduhu, fakat almış olduğu âriyet ziyneti, eşyayı, parayı gerisin geri vermiyor. Hel aleyhi fi zalika kat'un em la? Vermediğinden dolayı onun eli kesilecek mi, kesilmeyecek mi? Allah. Evet. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, Ruvye en Na'merin, en Zühriyi, en Urvete, en Aişete. Urve'den, Hazreti Urve'de Hazreti Aişe'den rivayet eyledi ki, Enne mra'eten kânet testa'iru. Bir kadın emanet alırdı. El hüliyye ziynetleri. وَلَا تَرُدُّهُ فَكَتْ iade etmezdi. Komşularından emanet, ziynet alıyor. Fakat onları götürüp vermiyor. Yani alıp üzerine oturuyor. قَالَ فَوْتِيَ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ O kadını Peygamber Efendimiz'e getirdiler. فَقُوْتِعَتْ O kadının eli kesildi. Alıp da eşyayı vermezse eli kesilir diyenler bu hadisle istidlal eylediler. حدثنا عبيد بن رحال قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت حضرت عائشة رواية لندي قالت كانت امرأة مخصومية بني مخصومدن bir kadın var idi. Kureyş'in 10 büyük kabilesinden birisi de Beni Mahsum. Beni Mahsum ki Halid ibn Velid o kabileden idi. Ebu Cehil o kabileden idi, Beni Mahsum'da. Onlardan bir kadın var idi. Testa'irul meta'a eşyayı emanet alırdı. Ve tecihaduhu inkar ederdi. Alır götürür, ondan sonra da getir ver işte bizden emanet aldım, ben sizden böyle bir şey emanet aldım yok diye inkar ederdi. Fe emaren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emreyledi. Bi kat'i yediha elinin kesilmesiyle emreyledi ki bunun elini kesin. فَأَتَا اَهْلُهَا O kadının ehli cemaati geldiler. Kime? Üsamete bne Zeyd'in. Hazreti Üsame'ye, Peygamber Efendimiz'in evlatları vardı Zeyd ibn Harise. Onun oğlu Hazreti Üsame'ye ki Peygamber Efendimiz onu çok severdi. Geldiler. فَكَلَّمُوهُ Ona söylediler. Evvelce birçok adamlarla şefaat istediler. Gönderdiler Resulullah Efendimiz'e ki kadının eli kesilmesin. Onlara ağır geldi. Kureyş'ten olsun. Ondan sonra eli kesilsin. Ağır geldi onlara. Aracı aradılar. En nihayet Hazreti Üsame'ye söylettirdiler. Dediler ki Resulullah Efendimiz'e söyle kadının elini kesmesin. فَكَلَّمَ اُسَامَةُ اَنَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ف۪يهَا Hazreti Üsame o kadın hakkında Peygamber Efendimiz'e şefaatte bulundu. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz dedi ki ya Üsame La erake tükellimuni. Ben seni konuşur, benimle konuşur görmeyeyim. Fi haddin min hududillahi azze ve cel. Allah-u Teala'nın hududundan bir hadde benimle konuşmanı görmeyeyim. Bu gibi şeylere şefaat etme. Allah-u Teala emretmiş, bu muhakkak icra edilecek. Sümme kâmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber Efendimiz kalktı hatibin hatib olarak. فَقَالَ Buyurdular ki اِنَّمَا اَهْلَكَ Hemen ancak helake götürdü. مَنْ bir cemaati ki كَانَ قَبْلَكُمْ Sizden evvel olan ümmetleri helake götürdü. Ne helake götürdü? اَهْلَكَنُوا فَاِلِ اَنَّهُ اِذَا سَرَقَ ف۪يهِمُ الشَّرِيف Şu mesele onları helake götürdü ki onlardan şerif sayılır bir adam şirket hırsızlık ederse terekuhu onu terk ederdiler. Elini kesmezdiler. Ve izâ sereqa fîhim udda'if Zayıf bir adam hırsızlık yaparsa fete'uhu onun elini keserdiler. Onun için Allah'ın hüdudunu tam tatbik etmediklerinden dolayı Allah-u Teala onları helake verdi. Vellezî nefsi biyedihi Nefsim yedi kudretinde olan Allah-u Teala'ya yemin ederim ki لَوْ كَانَتْ O hırsız olan kadın olsaydı. Kim? فَاتِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
Fatime binti Muhammed, yani kendi kızlarını kastediyor ki, benim kızım Fatime olsaydı لَقَتَعَتُ يَدَهَا, onun elini keserdim. فَقَتَعَ رَسُولُ اللّٰهِ Efendimiz kesti, kestirdi يَدَ الْمَحْسُومِيَّ, o mahsumiye olan kadının elini kestirdi, aldığı eşyayı iade etmediğinden dolayı. قال Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ, bir takım ulema zahip oldular, neye? İlâ enne men istiâre, şuna zahip oldular ki, bir kimse emanet alsa şeyen bir şeyi, fecehedehu, onu inkar eylese, vacebe vacip olur, en yukda alenin kesilmesi, fihi, o inkar ettiği şeyde. Ve kâne indehum, onların indinde oldu, bu taifenin, bu birinci mezhebe zahip olanların indinde oldu, bizalike, bu istiâre sebebiyle, fi ma'ni sarik, hırsızlık manasında oldu. Alıp da eşyayı inkar edeni hırsız manasına getirdiler, hırsız ettiler ve hırsızın eli kesilmesi Kur'an'la sabit. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkında da ihticat ettiler. بِهَذَا الْحَدِيثِ, bu hadisi şerifte. Şu halde bir adam bir kimseden bir eşya alır, o da nisaba bağlı olursa, hırsızlık hani nisabı var diye, 10 dirhem kıymetinde bir şey daha ziyade olur da, onu inkar ederse, ben almadım derse, bu birinci mezhebe göre hakime müracaat eder, onun elini kestirir. Ve halefehu fi zalike aharun, başkaları bu meselede bu birinci kavle sahip olanlara muhalefet ettiler. Fekalu, dediler ki la yuktaru, onun eli kesilmez. Ve yudammenu, belki tazmin ettirilir. La yuktaru, kesilmez. Oraya bel yudammenu dese daha iyi olur. Çünkü bazı yanlış tefsir edenler la yuktaru ve la yetmenu manasını alır ve la yudammenu. Yani vav-ı atifedir. Kelimeyi menfi üzerine atfeder, bir de nef üzerine atfeder. Burada menfi üzerine atfederse menfi olan nedir? Yuktaru. Yudammenu de onun üzerine atfettiğin gibi orada la mukadder olur. La yuktaru ve la yudammenu. O vakitte mana yanlış olur. La yuktaru, kesilmez. Ve yudammenu. O vakitte menfi üzerine değil de nefi üzerine. Yani la yuktaun cümlesi üzerine matuf. Bu nehvde bir kaide. Evet. Bel yudamman, belki tazmin ettirilir. Yani kesilmez de o inkar ettiği şeyi hakim huzurunda öteki adam ispat eder, onun kıymetini alırlar. Eğer kendisi bizzat varsa alırlar, yoksa onun kıymetini alırlar. Peki onlar hadisi şerif getirdiler ki kesilir. Kesilmez diyenlerin delilleri ne? Ve kâne minel hücceti lehum, kesilmez diyenlerin lehine hüccettendir ki enne hâdel hadis, bu rivayet edilen hadis Hazreti Aişe radıyallahu teâlâ anhâ'dan, kad ravâhu Ma'merun kemâ zekerun, zikrettikleri gibi bu Ma'mer Zühri'den rivayet ediyor. Ve kad ravâhu gayruhu, Ma'mer'den gayrisi de Zühri'den rivayet eyledi, fezâde fihi, onda ziyade yaptı. Zühri'den birçok talebeler rivayet etmişler. Ma'mer'in rivayeti bu. Fakat diğer ravilerin rivayetinde ziyade var. O ziyade meseleyi aydınlığa çıkarıyor. Ha, işte onun için o ziyadeyi şimdi getirdiği gibi anlayacağız ki ha, eşyayı alıp da inkar ettiğinden dolayı el kesilmiyor. Ya başka bir mana var. Hırsızlık manası var da ondan dolayı. O ziyade şu ki enne tilkel mer'ete, o kadın, o benim mahsumdan olan kadın, elleti kânet testeîrul hulîye felâ terudduhu, zinetleri emanet alırdı da vermezdi. O kadın seregat, hırsızlık etti. Eşyayı alıp da inkar ettiği başka. Ayrıca hırsızlık etti. Fekata'ha fihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz de onun elini o hırsızlık dolayısıyla kesti. لِسَرِقَتِهَا, hırsızlığından dolayı. Demek ki o kadında iki haslet varmış. Hem hırsızlık yaparmış hem de aldığı eşyayı inkar edermiş. Resulullah Efendimiz onun elinin kesmesini hırsızlığından dolayı kesti. Eşyayı alıp da inkar ettiğinden dolayı değil. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَٰلِكَ, İşte bu meselede rivayet edilen hadislerdendir. مَا اُلْ بِرْ رِوَيَتْ يَكَدْ حَدَّسَنَا Yunus. Yunus rivayet eyledi. İşte bu adamlar diyorlar ki Ma'mer'den başkası rivayet eylemiş, onda da ziyade var. Bunu ispat edin, senedini ispat edin. İmam-ı Tahavi de diyor ki ve senedi şu hadis ki Yunus bize rivayet eyledi.
Kâle akhbarana ibn Vehbin. Kâle akhbarani Yunusu. An ibni Şihabin. İbni Şahab işte İbni Zühru. Enne Urvete ibni Zübeyir akhbarahu. Hazreti Urva haber verdi. En Aişet. Hazreti Aişet radıyallahu teala anhada. Enne mra'eten sereket. Hazreti Aişe dedi ki bir kadın hırsızlık etti. Fi ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin zamanında. Ne vakit? Zemenel fethi, fethi zamanında. Mekke-i Mükerreme'nin fethi zamanında. Fe emere biha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emretti ki o kadına, o kadını en tukta'a yedi kesile. Bunu götürün elini kesin diye emretti. Şimdi o kadının elinin kesilmesi eşyayı alıp inkar ettiğinden dolayı değil, hırsızlığından dolayı. İşte Zühri'den gelen rivayette bu var. Fakat Namer o hırsızlığını zikretmedi. Eşya alıyordu, inkar ediyordu. O onu zikretti. Halbuki hırsızlık meselesi gelince daha izaha çıktı. Fekellemehu fiha Üsamet ibn Zeyd. Üsamet ibn Zeyd o kadın hakkında Resulullah Efendimiz'e şefaatçi olarak geldi, söyledi. Fetelevvene. Peygamber Efendimiz'in rengi değişti. Ey tegayyere minel gazap. Gazaplendi ve derhal yüzünün rengi değişti. Televvün etti. Yani yüzün değişti demek. Ney? Veçhü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in yüzü renkleşti. Gazaplendi. Fekale buyurdu ki Eteşfe'u ya Üsame, şefaat mi edersin? Fî haddim min hududillahi azze ve cel. Allah-u Teala'nın hüdudundan bir hadde şefaat mi edersin? Yani bu olmaz. Allah-u Teala ne emretmişse o yerini bulacak. Buna şefaat etmeyin. Fekale lehu Üsame. Üsame baktı ki Peygamber Efendimiz gazeplendi. Ve hem de niçin Allah'ın hüdudunda bir haddin icrasında sen şefaat ediyorsun? Bunu görünce Hazreti Üsame hata ettiğini anladı. Bu vakitte ne dedi? Hazreti Üsame Peygamber Efendimiz'e dedi ki İstağfirli ya Resulallah. Ben bir hata ettim. Bu hatamın affi için istiğfar et. Dua et Allah-u Teala affı mağfiret eylesin. Felemma kânel aşiyye. Vaktaki akşam oldu. Kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kıyam etti. Fe esna alallâhi. Allah-u Teala'ya sena okudi. Bimâ hu ehluhu. Layık olduğu veçiyle. Cenab-ı Hak ne layıksa o şekilde Cenab-ı Hakk'ı tesbih-ü tekdis eyledi, sünne kâle. Sonra buyurdu ki, emma ba'du, bundan sonra, fe innemâ ehleken nâse, nâsi helâke götürdü. Nâs ki, men gableküm, sizden evvel, sizden evvel olan nâsi bedel ol. Onları helâke götürdü. Ney? Ennehum kânû, onlar oldular. İzâ sereke fîhimüşşerîf, itibarlı, zengin, hatırı sayılır bir adam hırsızlık ettiği vakitte terekûhû, onu terk ederdiler. Ve izâ sereqa fîhî mutda'îf, zayıf bir adam hırsızlık ederse ekâmû aleyhil hadde, ona haddi ikame ederdiler. Onun için Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri de onları helâke verdi. Vellezî nefsî biyedihî, nefsim yedi kudretinde olan Allah-u Teâlâ'ya yemin ederim ki lev enne Fâtimete binte Muhammedin sereket. Eğer benim kızım Fatime hırsızlık etmiş olsa idi, lekata'tu yedaha, elini keserdim. Sümme emre bitilkel mer'e, sonra Resulullah Efendimiz o emretti o kadını, elleti sereket, hırsızlık eden kadın hakkında emir verdi, fekuti'at yedaha, onun eli kesildi. Haddesena Yunus, kâle haddesena Şuayb ibn-i Leys, an ebihi an ibn-i Şehaben, Urveten, Aişete, Hazreti Aişe'den rivayet etti, gene Ravi kim? İbn-i Zühri. Urve'den, o da Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. Enne Kureyşen Kureyş ehemmehum, onlara onları mehsun etti. Hemme bıraktı. Ney? Şe'nül mer'etil mehsumiyye. Benim mehsumdan olan bu kadının şe'ni Kureyş'i hüzne, kedere bıraktı. Elleti sereket. O hırsızlık eden. Benim mehsumdan olan kadın. Fekalu, dediler ki men yeçteriu, kim cüret eder? Yükellimu fiha, bu kadın hakkında konuşur. Şefaat eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e kimin cüreti var, gitsin de şefaat etsin, kadının eli kesilmesin. Düşündüler, aralarında müşavere ettiler. Fekalu, dediler ki ve men yeçteriyu aleyhi,
kim buna cesaret edebilir? Kimse edemez. İlla Usâmetu, illa Usâme eder. Çünkü Peygamber Efendimiz'in en sevdiği ve evlatlığının oğlu. Sümme zekere misle manahu. Sonra yukarıda geçen hadisin manasının mislini zikreyledi. Yani Hazreti Usâme de gitti söyledi. Resulullah Efendimiz de gazap etti. Allah'ın hududunda şefaat olmaz. Kızım Fatıma hırsızlık isminin elini keserim diye. Dedi, onu eyne zikreyledi. Öyleyse şimdi bu hadis hakkında Me'mer'in rivayetiyle diğerlerinin rivayetinde bir fark var. Me'mer'in rivayetinde kadının hırsızlığından bahsedilmiyor. Eşyayı alıp vermediğinden bahsediliyor. Onu delil ittihaz ettiler. Halbuki hadiste ziyade var. O eşyayı alıp vermiyordu. Ondan dolayı eli kesilmedi. Hırsızlık ettiğinden dolayı kesildi. Fesebete bihadel hadis. Bu hadiste sabit oldu ki ennel kat'a, elin kesilmesi kâne oldu bi hilâfil müste'âril mechûd. Emanet alınmış da inkar edilmiş eşyanın hilafına oldu. Yani eşyayı almış da inkar etmiş, ondan dolayı kesilmedi. Hırsızlığından dolayı kesildi. Bu sabit oldu. Ve kad ruviyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunu teyit ediyor. Başka bir rivayette ki bir adam bir eşyayı alır da inkar ederse eli kesilmez. Başka bir rivayet getiriyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ney? Ma bir hadis ki yedfe'ul kat'a fil hıyane. Hıyanette el kesilmez. Bir adam bir eşyayı da hıyanet ederse, sen emanet koydun, o da eşyayı yedi, sattı, hıyanet etti. El kesilir mi? El kesilmez diyor. Bunda da hadis var. Ma ul bir hadis ki kad haddesena Yunus'u kâle akberene ibn Vehbin kâle semi'atü bine Cüreycin yuhaddisu. İbn-i Cüreyci eşittim, rivayet ediyordu. An Ebi Zübeyri, an Cabir'in enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi Zübeyir'den, o da Cabir'den. Cabir de rivayet etti ki Resulullah Efendimiz kâle buyurdular. Leyse olmadı alel haini hain üzerine. Ve la alel muhtelisi muhtelis. Muhtelis ki çabuk göz göre göre vurucu. Yan keser, hemen senin gözün önünde hemen çarçabuk alır muhtelis o. Ve la alel müntehibi. Bir de nehbu garet ediyor. Zoruna geliyor. Aşikare. Malın talan edip gidiyor. Bunlar da olmadı. Kat'un el kesmek olmadı. Evet. O dört rakamında izah ediyor. Diyor ki hain minel hıyane. Hain minel hıyanettendir. Ve huve en yü'temen ala şeyin biterikil âriyeti vel vedi'a. Âriye yahut vedi'a itibariyle ona, ya sen ona emanet bırakmışsın ya o gelmiş senden, ona âriyet emanet istemiş, almış, kullanacak. Onu alıyor, sonra ne yapıyor? فَيَأْخُذَهُ وَيَدَّعِيَ ذِيَاعَهُ وَيُنْكِرْ. Onu ala, ondan sonra onun zayi olduğunu iddia ediyor. Vallahi ne yapalım, o eşya kırıldı, işte kayboldu, şöyle oldu, böyle oldu, inkar ediyor. Evet. Yahut da inkar ediyor, sen bana vedi'a koymadın, ya âriye öyle bir şey koymadın. İşte bu, buna hain derler. وَالْمُنْتَيْبُ هُوَ الَّذِي يَخُدُ الشَّيْءَ مُكَابَرَةً. Zoruna gelip alıyor. Eşkıyanın gelip evi basıp yahut da yolu kesip aldığı gibi. Mükaberaten derler ona. Evet. وَالْمُخْتَلِسُ مُخْتَلِسْتَ هُوَ الْخَطَّافُ بِسُرْعَتِنَ لَغَفْلَ. Sür'etle alıyor. Öyle alıyor ki senin gözün önünde cebinden parayı çekiyor. Her gün dolamıyorsun. Ona ne diyoruz biz? Yan kesici. Sonra tırnakçı, bir de tırnakçıdır. Parayı alıp parayı sayar senin gözünün önünde. Aha sen işte 5 liran vardı. 5 liranı sayar. Bir de bakarsın ki orada bir tanesini, iki tanesini kolunun içine yahut da yere bırakmış. Burada Türk hacılarına yapıyorlar ya, bilhassa Pakistan'dan, Hindistan'dan geliyor. Aman Hacı Efendi sen bilirsen ben bir mark arıyorum. Numarası lazım. O numarayı gördün ben tanırım. Ya sendeki marklara bir bakayım. O numara işte. Birkaç mislini alacağım. Hacı saf adam. Bir şey yok, bakacağım diyor. Vallahi bende fazla yok zaten. Yüzlük mesela, 10 tane yüzlük var ya, hafta 5 tane. Bir bakayım sana vereyim. Var, çıkarıyor o yüzlükleri, diyor, alıyor, bakıyor. Gerisin geri iade ediyor. Hacı biraz sonra gidiyor ki ya bir tane ya iki tane yok. Erzurumlu birisi hacıların parasını toplamış bir hapsefendi. Aman demiş, böyle tırnakçılar var burada, alıp kandırıyor, paraları bana vereyim de ben saklayayım. Paralar almış, harem-i şerife gitmiş. Harem-i şerifte 3 adam oturuyorlar. Birisi gelmiş, ya Pakistanlı ya Hindistanlı. Demiş ki vallahi bir numaralı mark arıyorum, acaba sizde mark varsa bir bakayım, o bana lazım falan.
Ben de bu meseleyi bildiğim halde diyor çıkardım 10 talak eder. Markı verdim ona. Üç adamın gözünün önünde aldı baktı hayır benim aradığım mark yok diye bir verdi. Çıktı gitti. Ben biraz sonra şüphelendim. Bir de saydım ki 10 mark 8 tane kalmış. İşte buna ne derler? Yan kesici, tırnakçı. Bunlara el kesilmesi var mı? Yok. Şimdi burada mesela bazı hacı efendiler meseleyi izlediğinde diyor ki her hırsızın eli kesilir. Diyorlar ki bu hükümet niye el kesmiyor? Hükümet bunların eli kesilmez ki. Bunlar tazir edilir, hapsedilir, darp edilir. Fakat el kesilmesi için mekani muhrezdan alacak. O adam senin gözünün önünde senden süratle alıyor. Niye verdin? Gözün açık olaydı, tutaydın. Sen kendi elinden aldı. Yanındaki cebinden vurdu aldı. Dikkat edeydin. Vurdurmayaydın. O kabahat sende de var. Yan cebine, pantolonun yan cebine desteğinden parayı sokmuş. Cemaatin içinde hareme giriyor. Ziyarete ne demek istiyor? Hırsız gel al. Tabi yok. Kabahat sende de var. Bunlar da el kesilmez ya. Adam gelir dükkanın içine girer. Mali çalar. Kilitli bir şeyi kırar. Ondan çalar. Mekani mühfezler. Onun için bunlara şey yoktur. Ne baş. Kabri açmış. Kabirden bir şey çalmış. Bunların el kesilmez. Şimdi bundan da anlaşıldı ki ha bu üç şey hakkında el kesilmesi yok. Hain bir yan kesici iki bidel neh bidel zorunlu alalım. Bunların eli kesilmez. Göre cebren alıyor. Yani bunlar helal manasını değil bunların. Hepsi haram da fakat el kesilmek terettüp etmez bunlara. Öyleyse bir adam bir eşyayı aldı da inkar etti vermedi. Bu hangi kısmı dahil? Hıyanete dahil. El kesilmez. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا مكي ابن إبراهيم البلخي قال حدثنا ابن جريج فذكر بإسناده مثله بحديث شريف إمام الطحاوي ابن مرزوق برواية ديور حدثنا عبيد بن رحال حدثنا إسماعيل بن سالم حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أينم بحديث شريف Übeyd ibn-i Rahal da İmam-ı Tahaviye rivayet ediyor. فَلَمَّا كَانَ الْخَائِنُ Şimdi bu rivayette öğrendik ki hain oldu. Vaktaki hain oldu. لَا كَتَعَلِهِ وَنَا كَتَعِهِ olmadı. Hainin eli kesilmez. وَفَرَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de tefrik etti. بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّارِقِ Hain ile sarıkın arasını tefrik etti. وَاَحْكَمَتِ السُنَّةُ Sünnet-i Şerif de mühkem kıldı. Neyi? Emre sarık hırsızın işini, emrini, ellezi öyle sarık ki yecibu aleyhil katru, ona katı vacip olur. Onu da sünnet-i şerif ehkam etti, beyan etti. O da nedir? Nasıl ehkam etti? Ennehu o kat, ona katı vacip olan, eli kesilmesi vacip olan hırsız kimdir? Bir şahıstır ki, ennehu ellezi bir şahıstır ki, yesriku çalar miktaren minel mal, maldan bir miktar, öyle miktar ki malumen. Malum yani en aşağı 10 dirhem. Çalacak. Evet. Nereden çalacak o da? Min hirzin muhafazeli bir yerden. Hirz. Muhafaza ya sandığa koymuş, kitlemiş ya bekçisi var. Evet. Ve kânel müsteîru müsteîr ise emanet alan ise ehazel mâlel müsteâr emanet ondan mâle aldı. Min gayri hirzin. Hirzin gayrisinden. Gidip de adamın kasasını kırıp çıkarmadı. Adamdan emanet istedi. Emanet aldı. Kendi elinden aldı. Hirz yoktu. Öyleyse Lemma'nın cevabı sebete sabit oldu ki ennehu la kat'a aleyhi onun üzerine kat'e yoktur fi zalike bu mesele hakkında gidip emanet alırdı, inkar ederse hain olursa kat'e yoktur le'ademil hirzi hirz olmadığı için mekani mehruz olmadığından eli kesilmez. Ve hâdellezî işte bu zikrettiğimiz hüküm o bir şey ki, böyle bir hüküm ki zekerine biz zikreyledik. O da neden? Mimma şöl bir şeyden ki sahahna biz tasahih eyledik. Aleyhi o hüküm üzerine ma'aniye hadil asar bu eserlerin manalarını tasih ettik. Yani muhtelif gibi, muariz gibi göründü fakat aralarını bulduk, telif ettik ve tasih ettik. İşte bu kimin mezhebidir, kimin kavludur? Kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhi mecmaîn. Bu üç imamın kavli de budur. Banka soyanların hükmünü almışlar. Bankayı gire içeride cebren soyarsa mekan-ı mehrezden alıyor.
bir de o şeye de dahil olur. Müntehip, nehbi diyor. Nehbi diyor gidip silahını yol kesen gibi. Onların cezasını yol kesen, silahını yol kesenin cezasını ise onları da aynı ceza terk ediyor. Çünkü onlar silah ile. Onlar şey edilecek. Birer elleri, birer ayakları kesilecek. Ağaç dallarından asılacak. Yahut da asılacak, karınlarına süngüler sokulacak. Bu hırsızlık öyle değil. Hırsızlık zelil bir şey. Gizli geliyor, adamın kafasını görüyor, kapısını görüyor, dükkanını görüyor, gizli malını alıp gidiyor. Zillet işi ve kötü bir adet. Onun için bu da terk edilmez. Öteki mükabir gibi değil. Banka soyan gibi değil. Bu çok adi bir senet olduğundan dolayı Cenab-ı Hak emretmiş ki beşeriyet arasında böyle adamlar daima zarar eder. Elini kesin, bir daha yapamazsın. Bir daha yaparsa öteki ayağını da kesersen bir eli yok, bir ayağı yok. Daha rezil olsun geçsin. Mekke-i Mükerreme'de bir zat vardı. Bir eli yok, bir ayağı yok. Oğlu da benim talebem. Sordum ki ya senin baban eli ayağı yok. Niye? Dedi ki rahat durmamıştır. Ne yapmış ya dedim. Ben de bilmiyorum, bizim komşumuz. Dedi rahat durmamış. Ne yapmış? Tabii çocuk söyleyemiyor ki hırsızlık etmiş. Dedim rahat durmamış, el ayağı kesilmiş. Sonra geldim. Benim komşum var. Sordum dedim ki ya bu adamın el ayağı kesik. Oğluna sordum rahat durmamış. Bu ne yapmış? Ha dedi. Bu şerifin zamanında aç kalmış. Adam hırsızlık etmiş. Şerif götürmüş, elini kesmiş. İkinci defa hırsızlık yapmış. Ayağını kesmiş. Üçüncü defa gene hırsızlık yapmış. Götürmüş. Şerif demiş ki ben şimdi öteki elinde kessem Allah'tan korkarım. Sen niye bu hırsızlığı yapıyorsun? Şerife demiş ki çoluk çocuk aç ne yapayım demiş. Aç ölüyorlar. Hırsızlık etmeyeyim de aç mı ölerim? Yani açlık sevk etmiş onu. Tabii artık ondan sonra şerif ona ufak bir maaş taksis etmiş. Bir daha hırsızlık etme demiş. Bizim mahallede sucuların reisi. Sakkalar uyudan su çıkar götürürler. Kaç tane sakka çalışırsa onlar her gün yahut her hafta ona müeyyen bir para verecekler ki idare edişti. Böyle bir işle uğraşırdı. Meşhur dinsiz vardır, mütenebbi. Alimin birisine demiş ki dinsiz ya. Demiş ki sizin şeriatınız bir şeye yaramaz demiş. Bir adamın eli diyetinin yarısıdır. Bir adamın diyeti 100 devedir. Yarısı 50 devedir. Bir adamın elini kasten kessen onun diyeti 50 devedir. Fakat siz 10 dirhem mukabilinde hemen elini kesiyorsunuz. O 50 deve çalsın da sonra el kesin. Yani o alim de şöyle cevap vermiş. Demiş evet doğrusun. Bir elin kıymeti insanın yarısı kadar fakat hanet. O el hain oldu. Onun için ucuz verdi. Ucuz olmasının sebebi hıyanetinden dolayı. Hanet. Allah-u Teala.